Evet arkadaşlar, öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisseyi veya enstrümanı al sat tut tavsiyesi değildir. Sevgili dostlarım, en güzel kader ve yol arkadaşlarım. Şimdi biliyorsunuz, birkaç günden beri sizleri uyarıyorum. Endekse dikkat edelim. Ay sonu geliyor, vadeler geliyor. Ay sonu ve vadelerde pozisyonu kapatmak için dün de özellikle üzerine basa basa söyledim. Dikkatli ve temkinli olalım. Özellikle ay sonu geldiği için biraz alımlarımızı azaltalım. Pozisyonumuzu koruyalım ve izleyelim. Şimdi baktığımız zaman endekste bugün evet bir satıcılı bir günü yaşadık. Yani zaten belliydi, aşikar bir şekilde belliydi. Yeni pozisyonu soranlar oldu. Açmak isteyenler, nakitte olanlar. Ben de onlara özellikle dedim ki perşembe bir gününü bir görmeden yeni pozisyon asla açılmaz. Biliyorsunuz ben %100 zaten borsadayım. Ne zamandan beri endeks 8400'den sattık. 7600-7400 aralığından girdik ve borsadayız. Yani ortalama pozisyona baktığımız zaman hisselerimiz %30-35 civarında yukarıda. Yani mesela örnek vereyim, Türk Hava Yolları'nı almışım 222-25 aralığından 280 lira. Mesela 294'ü gördü, örnek veriyorum. İşte Petkim'i almışım 19-20'den 25 lira gibi. Emlak konut aldık 7,5-8'den emlak konut 11 lira falan filan. Şimdi Doğan Holding'i söylemiştik. Doğan Holding'i söyleyeyim. 10 civarından aldım. O 13-14 liraya geldi ve bekliyoruz. Yani bunların burada düşmesi bizi fazla ilgilendirmiyor. En hisselerimiz -2-3 aşağılara geldiler bugün. Gelsinler, canları sağ olsun. Peki şimdi eğer ben %100 borsadaysam ne yapayım? %50 nakit, %50 borsadaysam ne yapayım? Pozisyonumuz ne olmalı? Ben ne yapacağım size onu anlatacağım. Ben %100 borsadayım. Şimdi önce bir endekse bakalım, sonra konuşalım arkadaşlar. Endekse bir bakalım. Şimdi endeksimize baktığımız zaman arkadaşlar, endeksimiz bu saatlik grafik arkadaşlar. Saatlik grafiğe baktığımızda daha önceden buraları bir destek noktası yapmış ve buradan hareket gelmişti. Buraya değmiştik, buradan yükselmiştik. Şimdi yarın buraya değeceğiz. Yani 9173 seviyesi saatlikte önemli bir destek noktası. Benim karşıma çıkıyor. Bu benim çalışmam. Benim çalışmam. 9173 seviyesi gerçekten ama gerçekten önemli bir destek noktası. 9173 seviyesinin altında kapanışın yapmaması gerekiyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Şunu bir kaldırayım. Şurası, şu mavi çizgi 9173. Yarın buraya geleceğiz. Buranın altına da gelebiliriz. Böyle oynayabilir, yukarı gider. Böyle hareketler yarın yapacağız. Yani 9150'ye geleceğiz. 9200'e gideceğiz. Kapanış gerçekten bizim için çok ama çok önemli olacak. Eğer kapanışımız daha önce de buraları denedi ve üzerinde hareketleri olan yer, yani 9173 altında yarın kapanış yaparsak, yarın çarşamba, 9173'ün üzerinde yarın altında kapanış yaptık. Perşembe gününe geldik. Perşembe günü de eğer 9173'ün altında seansın kapanmasına bir 10 dakika kala, 5 dakika kala altındaysak ben %50 nakite geçiyorum. Açık ve net. Tekrar ediyorum. Eğer yarın 9170'in altına sarkarız, perşembe günü de 9170'in altındaysak, seansın son 15-20 dakikasını beklerim. Eğer 9170'in altında hareket ediyorsak %50 nakitim. Yani uzun vade hisselerimin tutuyorum, kısa ve ortayı satıyorum. Ve nakitte bekleyeceğim. Tekrar ne zaman alıma geçeceğim? Diyelim ki sattım. Ben 9170'ten seansın son 5 dakikasında sattım. Endeks geldi 9179, 9200'ün üzerinde kapattı. Tekrar alırım. Hiç sorun değil. Cuma günü tekrar alırım. Önemli olan şey bu, burası kırılırsa, yani 9173 kırılırsa benim için saatlikte yükseliş kanalının bittiğini, ondan sonra artık buradan bir düşüş kanalının başladığını ifade ederekten benim ortalamam olan şu kırmızı çizgi, yani 9034 seviyesine kadar geri çekilme olmasıdır. 9034 seviyesine
geldiği zaman endeks ortalama yüzde kaç düşüyor? %1.56. Hisseler kaç düşer? En az %7-8. Çarşamba düşecek, bir de perşembe. Eğer altındaysa en az %7-8. Hatta burası da güçlü bir destek değil. Ortalama buranın altındaki desteğimiz neresi? 8918. 8918 noktası gerçekten önemli bir destek noktası. 8918'de tutunamama ihtimali var mı? Evet, burada dalgalanma ve bir yataya geçerek seçim sonucunu veya seçimi bekleyebilir endeks. Buraya kadar geldiği zaman ortalama endeksimizin düşüşü yaklaşık olarak bugünkü kapanış itibariyle %2.5-2.83'e yakın. Endeks %3 düştüğü zaman, bugün %1.5'tu, hisseler 4-5 düştü. Endeks %3 daha düşerse en az 10 daha düşer. Bu da bana %10-15 civarında bir zarar demektir. Peki, buradan sattım ama endeks döndü. Perşembe günü tekrar döndü. Cuma günü, perşembe kapanışta döndü. Cuma günde şuradaki yeşil çizgiyle sizler için çizdim bak. 9.285 seviyesi. 9.285 seviyesi üzerine değdiği zaman tekrardan hissemi alırım. Yani benim endeksteki kaybım yüzde kaç olur arkadaşlar? Buradan burası %1.17, hisselerde artı 1.5-2 yukarıda demektir. Yani ben buradan satarım ama 1.5-2 artı yukarıdan tekrardan alırım. Hiç sıkıntı değil. %15 düşmektense artı 1-2 yukarıdan almak bize %10 kazandırır. Bu önemli nokta. Buna çok ama çok dikkat edeceğiz. Tekrar anladınız değil mi arkadaşlar? Şurayı benim bir daha söyleyeceğim. 9173 seviyesinin altında yarın kapanış olup da perşembe günü de 9170'in altındaysak %50 stopum. Olay anlaşıldı. Şimdi arkadaşlar, peki İsteyen alır, isteyen tutar, isteyen satar. Ben ona karışmam. Ben kendi yaptığım işi veya yapacağım işi sizlerle paylaşıyorum. Nasıl daha öncelerden defalarca paylaştıysam şimdi de paylaşıyorum. Önümüz Ramazan geliyor. Gıda hisselerinde hisse bazlı hareketler olabilir. Buna hiç kimsenin itirazı yok. Önümüz yaz. Ulaşım sektöründe hisse bazlı hareketler olabilir. Bu da demektir ki geri çekilmelerde, nakitteysen ve karda olduğun diğer hisseler var ise boş duramıyorum, ben tekrar hissesiz duramam diyenler için geri çekilmeler gıda hisselerinde ve ulaşım sektöründe alım fırsatı olacaktır. Bunu da anladık. Peki, şimdi endeksimiz diyelim ki %50, ben nakide geçmek istemiyorum, çok zararım var diye olan arkadaşlara da şöyle bir tavsiyem olabilir. Diyelim ki bir hissede %5-6-7 zararım var. 100 bin lira aksiyada 6-7 bin lira zararım var. Endeks dediğim noktaları kırar da altına gelirse senin zararın %7'den %17-18'e gelir. Ben bu riski alırım, ben bunu yaparım diyenler tabii ki karar kendileri. Kimse kimseye zorla bir hisseyi ne aldırabilir ne sattırabilir. Almak satmak tamamen sizin kendi inisiyatifinizdir. Bunu asla unutmayın. Hisse aldıktan sonra veya sattıktan sonra da kimseyi suçlamayın bence. Gerçekten suçlamayın. Kendi kendinize ders çıkarın. Ya adam böyle dedi, ben de bunu yaptım. Etkilendim mi? Evet, biraz etkilendim. Ama ben detayı da söylüyorum. Detayı atlamayın. Söylediğim noktada stop olmayan %10-15 daha geri gelebilir. Söylediğim noktanın üzerinde artı 1-2 yukarıdan alırız ama kafamız rahat eder. Uzun vadede hisselerde bir problem asla yoktur. Sıkıntı kısa vade al satçılar, trader'ler için söylüyorum. Hani ben elimde hissem 50 kuruş aşağı geldiği zaman, param 5 lira aşağı düştüğü zaman sıkıntı yapıyorsam, devamlı telefona bakıyorsam o zaman bu stratejiyi uygulayacaksın. Bu stratejiyi uygulayamazsan
stres yaşarsın. Stres yaşarsın. Benim sizlere sadece tek tavsiyem, yani kısa vadelere dikkat edelim, uzun vadelere dokunmayalım. Nakitimiz var ise, şimdi bazı da arkadaşlar da şöyle bir taktik var. Bak bu da çok yanlış. Benim için yanlış. Doğrusu olan için doğrudur, ona sözüm yok. Bir hisse ya 3 tane hisse aldı. 4 tane hisse aldı diyelim. Bakınız. 4 tane hisse almış. 2 tanesi yukarı gidiyor, 2 tanesi aşağı gidiyor. Yukarı gideni satıyor, aşağı gidenden ortalama çekiyor. Yukarı gidenden tekrar öbüründe satıyor, aşağı gidenden ortalama çekiyor. Yanlış. Ya senin hissen düşüyorsa neden hala almaya devam ediyorsun? Senin hissen gidiyorsa niye satıyorsun? Ve ondan sonra da herkes şunu söylüyor. Keşke almasaydım, keşke bunu satmasaydım. Olay bu. Giden hisse satılmaz, düşen hisse ortalama için alınmaz. Hele de marj aralığı çok azsa asla alınmaz. Demek ki bir hissenin destek dirençleri bozulmuş, kırılmış, artık satışa geçmiş. Bir yerde durulsun, 2 gün yükseliş trendini başlatsın, o zaman ortalama çek. %4 düştü ortalama çek, ertesi gün %4 düştü ortalama çek, ertesi gün %5 düştü, ondan sonra tur süsünü vur. Her gün o hisseye bak dur, öbürleri gitsin, sen o hisseye bak dur, tur süsünü kur. Öyle yani, olay bu. Sakin kalmak çok önemli. Yatırımcı olmak borsada çok önemli. Hani diyorum ya, paranızı mutlaka 3 kısma bölün. Kısa, orta, uzun. Uzuna asla dokunmayın. Aşağı gelmiş, yukarı gitmiş beni ilgilendirmez. Beni hiç ilgilendirmez. Hatta kısa ve ortada, orta vade %35-40 kâra geçince zaten onu söylüyoruz, sattırıyoruz. Yani işte bundan 1,5-2 ay önce söylenmiş olduğum, beni izleyenler bilir. İşte 4-5 hisse söylemiştik. Aklımda kalan işte Türk Hava Yolları'nı söyledik. Doğan Holding'i söyledik. Indis'i söyledik. Şu anda aklıma gelenler bunlar. İşte Cates'i, Surgeye'yi de 39-40'larda söylemiştik sert düşüşlerini. Onlardan 35-40 kar ettik ve sattık. Nakidi ne yapacağız? Eğer uzun vadeli hisselerinde benim hissem azsa onlardan alırım, fiyatına hiç bakmam, adı üstünde uzun vadede minimum 1 yıl. Kısa vadelerde de ortalama çekmek için almayın. Düşüyorsa almayın. Bekleyin. Kâra geçince verin. Zararına hiçbir zaman bir hisse vermeyin. Ya benim hissem düşüyor, ne yapayım zararına vermeyeyim de, işte sen dedin ki düşecek, mecbur veriyorum. İşte doğru zamanda doğru hisseyi almazsan her zaman zarar edersin. Bunu özellikle düşünün. Kısa vadeleri vermemizin nedeni -3-5 ise -13-15 olmasın diye veriyoruz. Adı üstünde kısa vade. Çünkü aşağı geldiği zaman, aldığımız zaman onu çok çabuk çıkarırız. Çok çabuk çıkarırız. O çok kolay bir iş. Verdim, -10 düştü, aldım, +2 de karım var. Verdim, +2 yukarı gitti, düzeldi, geri alırım. Hiç önemli değil. Sıkıntı yok. Almak, borsada bir hisseyi almak çok kolay. Çok basit, şak diye çeker istediği fiyattan alsın. Satmak çok önemli. Gerçekten satmak çok önemli. Acaba biz istediğimiz fiyattan o hisseyi satabiliyor muyuz? Bizim için en önemli şey budur. Amaç borsada para kazanmak değil mi? O zaman zarar edeceğimiz bir hisseye girmeyeceğiz. Giriyorsak da iyi düşüneceğiz, çok para yatırmayacağız ve uzun bekleyeceğiz. Tamam arkadaşlar, sakin kalmak çok önemli. Panik olmamak lazım ama perşembe günü söylediğim noktalara çok ama çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.